soktunuz. Emeği geçen herkese, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli arkadaşlar, Allah nasip kısmet ederse 45 gün sonra sandık başına gideceğiz. Biraz evvel Sebahati kardeşim, 99 yılında milletvekili adayı olan Sebahati kardeşimin belirttiği gibi bu seçimler sonucunda başbakan değişmeyecek. Hükümet değişmeyecek. Milletvekilleri değişmeyecek. Eğer çocuklarının ayakkabı kutularında para çıkmazsa, milyon dolarlar çıkmazsa bakanlar da değişmeyecek. Ha, ne olacak? Biraz evvel Sebahati kardeşimin de belirttiği gibi içinizden birini sizin için gecesini gündüzüne katmayı geçmişte katmış, bundan sonra da katacak olan sizin elektrik derdinizi, içme suyu derdinizi, köy yolları derdinizi, tarla yolları derdinizi, mezarlıkla ilgili derdinizi, köy konağı meselesini ve diğer meseleleri, kanalizasyon meselesini halletmek için yola çıkacak bir belediye başkanı ve muhtar seçeceksiniz. Yani bu seçimler direkt olarak size hizmet edeceğinize inandığınız, geçmişteki hizmetleriyle de bunu ispatlamış ve sizlere tepeden bakmayan, sizleri hor görmeyen, sizleri ziyarete geldiğinde evvelsi akşam Akkaya köyünde olduğu gibi, Akkaya köyünün meselelerini ben bilmiyorum diyen ve millete tepeden bakan, hor bakan, milleti öteleyen ve aynı zamanda biz buraya milletvekili seçimlerinde milletvekili adaylarımıza oy istemek için geliyorduk. Şimdi de kendimiz için oy istemeye geldik diyen, mecburiyetten geldik diyen ya Murat Kaya'yı seçeceksiniz ya da her vesileyle Epçeler Köyü'ne gelip giden, acılı gününüzde, tatlı gününüzde, huzurlu gününüzde, sıkıntılı anınızda sizlerle beraber olan, sizin için hizmet etmeyi ibadet sayan, içinizden biri olan, hepinizin Mehmet'i olan Mehmet Kürsüz. Ve ayrıca muhtarla beraber ihtiyar heyetini veya köy meclisi dediğimiz artık mahalle meclisini seçeceksiniz. Belediye meclis üyelerini seçeceksiniz. Ve belediye meclis üyelerinizle beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızı seçeceksiniz. İlçe belediye meclis üyelerimizin içinden de bu konuda hizmet konusunda tecrübeli ve her türlü gayreti gösterecek olan sizin emeğinizi, hakkınızı, hukukunuzu Sakarya vilayetinde koruyacak olan, sizin sesiniz olan belediye meclis üyeleri seçeceğiz. Muhterem büyüklerim, değerli arkadaşlarım, hocamdan bahsettik, Sebahati abimden bahsettik, diğer kardeşlerimizden bahsettik, eski genel meclis üyelerimiz, mevcut genel meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, oda başkanlarımız, 7'den 77'ye bütün kardeşlerimiz, bizi yalnız bırakmayan hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Biz hiç kimseyi bu zamana kadar buralara CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, AK Partilisiyle, Saadet Partilisiyle, Demokrat Partilisiyle hiçbirine ayırt etmeden Cenab-ı Hakk'ın kutsal bir emaneti olarak görüp sizlere hizmet etme noktasında hareket ettik. Bundan böyle de öyle hareket edeceğiz inşallah. Değerli arkadaşlarım, ama bugün tehditle, şantajla, işiyle, aşıyla, ekmeğiyle uğraşıp, baskı yapıp, devletin imkanlarında arkasını alıp, belediyenin imkanlarında arkasını alıp, zenginleri arkasını alıp, onlarla beraber dolaşanları siz iyi biliyorsunuz. Ve sizin için, Gey ve Alif Alpaşa Sayın Tarsi için yola çıkanları da siz iyi biliyorsunuz. 2011 yılında Ali Fuat Paşa ilçemizi ilçe yapacağız diyerek insanlarımızı kandıranlardan, çünkü ben
Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi var. Aldatanlar da olmayınız, aldatmayınız dedi. Siz aldanacak mısınız bir daha bunlara? Bunlara inanacak mısınız?